Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. İşin incisinin bugünkü konu kalıcı makyaj uzmanı Elina Özmen. Kullandığınız malzemeler nelerdir? Benim kullandığım malzemelerim özellikle Rusya'dan, Ukrayna'dan, yurt dışından, özellikle oralardan geliyor. Kalıcı makyajla dövme aynı şey mi? Yok, kalıcı makyajla dövme aynı şey değil ve maalesef. Peki ikinci seansa ihtiyaç duyuluyor mu? Tabii ki. Bazıları diyor ki hani bakacağız, ona göre ikinci seans yapacağız. Hangi bölgenin kalıcılığı daha uzun? Genellikle kaşlar daha uzun. Bir de lip liner'la eyeliner. Dediğim gibi hani boyayı uyguluyoruz. Hoş geldiniz Elina Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Elina Özmen ben. Letonya doğma büyümeyim. 2007'den beri Türkiye'deyim. Mesleğe nasıl başladınız? Benim mesleğe başlama hikayem aslında çok enteresan. Kalıcı makyajın ne olduğunu bilmiyordum bile. Yani böyle bir an bir meslek istiyorum dedim. Kendimi kaydettim. Oturdum. Sonra diyorum ki ya ben kaydettim de ben neye kaydettim? Ben ne yapacağım? Ben nasıl yapacağım? Kursu bitirdikten sonra hani herhalde başarısız bir kursa gittim. Çünkü böyle bir heves uyanmadı bende. Hani yapayım şu işi, öyle olsun, böyle olsun. Sonra memlekete gidince 5 yıl önce arkadaşım bana dedi ki şu benim kaşlarımı bir yap. Malzemelerim var, her şeyim var ama yapmıyorum. Cesaret etmiyorum. Onun kaşını yapınca beğendim. Sonra Gürcistan'a gittim. Kendi kaşımı yaptırdım. Orada yapan kızla biraz sohbet ettik. Biraz bana tüyolar verdi. Biraz öğretti. Ve baktım ki bu işe aşık olmaya başladım. Ve büyük bir aşkla yapıyorum. Devamlı böyle bir yeni bilgiler alabilmek için, yeni bir şeyler öğrenmek için devamlı bir eğitim kurslarındayım. Online olsun, normal olsun. Hep bir eğitim alma şeyindeyim. Peki kullandığınız malzemeler nelerdir? Benim kullandığım malzemelerim özellikle Rusya'dan, Ukrayna'dan, yurt dışından, özellikle oralardan geliyor. Ben Türkiye'den hiçbir şey kullanmıyorum. Çünkü güvenemiyorum kalitesine. Ha, diyemiyorum Türkiye'ninki kötü. Ama benim öğrendiğim kurslarda kullandığım malzemeler pek şey olmadı bana. Hoşuma gitmedi. O yüzden hiç riske girmemek için iğnelerim dahil bütün malzemelerim Rusya'dan geliyor. Peki kalıcı makyajla dövme aynı şey mi? Yok. Kalıcı makyajla dövme aynı şey değil ve maalesef ki bunun çok şeyini yaşıyoruz. Çünkü insanlar bunu bilmiyorlar. Gidiyorlar dövme boyalarıyla kalıcı makyaj niyetine dövme yaptırıyorlar. Bu sefer bu süreç geçtikten sonra, yıllar geçtikten sonra ne akma yapmıyor, renk değişimi oluyor ve onu ciltten çıkarmak çok zor oluyor. Bizim yaptığımız kalıcı makyaj dövmeden daha üst tabakada yapılıyor. Dövme kadar derin inmiyoruz. Bu sefer bizim yaptığımız işlem 2,5-3 yıl sonra varla yok arası kalıyor. Tekrardan sıfır bir kaş yapabiliyoruz. Tekrardan şekil verebiliyoruz kaşa. İstediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Ama dövmeden sonra bu imkansız. Anca böyle bir silme işi olacak. Silme işinden sonra tekrardan kaş yapabiliyoruz. O da artık silme işinden sonra bilirsiniz ne kadar orada iz kalıyor ve istediğimiz şeye ulaşmıyoruz sonuca. Peki ikinci seansa ihtiyaç duyuluyor mu? Tabii ki. Bazıları diyor ki hani bakacağız, ona göre ikinci seans yapacağız. Bizim zaten yaptığımız iş mesela pudralama diyoruz. Kaşı biz yapıyoruz. Derine işlemediğimiz için o kaş mutlaka akıyor. Ya ister istemez o ilk koyduğumuz boya kalmıyor. E bu sefer güzel de aksa, tam böyle orantılı da olsa ikinci seansı ben her zaman yapma taraftarıyım. En azından tam sabitleniyor, tam oturuyor ve 2 yıl, 2,5 yıl müşterim gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Peki kalıcı makyajın kalıcılığı ne kadar? Kalıcı makyajın kalıcılığı bölgeye göre değişiyor. Şimdi 2 yılla 2,5 yıl arası. Onun da hani cilde bakılırsa. Şimdi çok yağlı ciltte kalıcı makyajı hem uygulaması çok zor hem benim hani kaş yaparken çok zorlanıyoruz çünkü direkt boyayı almıyor. Cilt çok yağlı olduğu için onu önce yağına arındırmamız lazım. Yoksa koyduğumuz boya olduğu gibi akacak. Şimdi çok yağlı ciltlerde 1,5-2 yıl kalıyor. Normal ciltlerde 2 yılla 2,5 yıl arası kalıyor. Ve bölge bölge değişiyor. Şimdi göz kapaklarımızı peeling yapmıyoruz, krem sürmüyoruz, bir şey yapmıyoruz. Göze uyguladığımız işlem daha uzun kalıcılığa sahip. Hani dokunmuyoruz biz oraya. Dudağa uyguladığımız işlem daha çabuk akabiliyor. Çünkü neticede dudakla yemek yiyoruz, sıcak tüketiyoruz, soğuk tüketiyoruz. O yüzden hani en çabuk akan bölge dudak oluyor. Acı hissi var mı? Normalde acı hissi yok. Çünkü diyorum ya benim kullandığım bütün ürünler yurt dışından geliyor ve benim anestezilerim çok güçlü. Ciddi derecede ciddi bir anesteziler. Ve onları uyguladıktan sonra bazen hatta bana diyor
diyorlar ki siz başladınız mı? Ve çoğu müşterimi de inandıramıyorum buna. Şimdi başka yerde yaptırdılar. Canları çok yandı. Acı yok diyorum. Ama benim canım çok yanmıştı. Ama burada olmayacak diyorum. Ama ben çok acı çektim ve ikna edene kadar gerçekten çok uğraşıyorum. Ondan sonra hatta anlaştıklarım oluyor. İlk boş iğneyi bak dene anesteziden sonra bir şey hissedersen yapmayacağım. O şekil şimdi yeni yeni alıştırıyorum acısız işleme. Hangi bölgelere uygulanır kalıcı makyaj? Kalıcı makyaj kaşlara uygulanıyor. Kirpik diplerine, dip liner olarak, göz üstüne eyeliner olarak, baby liner olarak kalınlığı müşteri seçiyor. Bir de dudağa. Hangi bölgenin kalıcı ve daha uzun? Genellikle kaşlar daha uzun. Bir de dip linerla eyeliner. Dediğim gibi hani boyayı uyguluyoruz, hani işlemi yapıyoruz. Bu sefer dokunmuyoruz ki gözlere. Sadece makyaj yaparken dip linerla eyelinerla da pek makyaja ihtiyaç olmuyor. Çünkü hazır oluyor makyaj. Kalıcı makyaj sonrasında bakım zorluğu var mı? Var tabii ki ve kalıcı makyaj sonrasında en büyük iş yapana değil yaptırana düşüyor. Çünkü kesinlikle sauna yasak. Ondan sonra havuz yasak. Deniz yasak. Çünkü yeni yapılmış işlemi akıtabilirler. Rengini değiştirebilirler. O yüzden şimdi bazen diyorum ki hani denize giremeyeceksin. Tamam diyor. Ertesi gün bir bakıyorum denizden resim paylaştı. Bu sefer mesaj atıyorum. Hani denize girmeye. Ya yemin ederim ben girmedim. Ben sadece kenarda oturuyorum. Dedi bana. Ya bütün iş aslında yaptıranda. Çünkü onun bakımı düzenli yapılmazsa istediğim sonucu alamıyorum. Mutlaka benim söylediğim her şeye harfi harfi uyması lazım. Fiyat politikanız nasıl peki? Şimdi ben fiyatları düşük tutmaya çalışıyorum. Hani çünkü her kadın kalıcı makyajı hak ediyor diye düşünüyorum. Her kadın güzel uyanmak ister. O yüzden benim fiyatlar 600'den başlıyor. Tabii yapacağı işleme bağlı. Orada silme işlemi olabilir. Fiyat artar. Orada eski dövmeyi hani eski yaptığı uygulamayı kapatmak ister. Orada da fiyat değişir. Normalde 600 ile 800 arası ilk seans. Bir ay sonra da rutuşa 250 alıyorum. Yani rutuş stabil bende. Ne yaptıysam yapayım rutuşa 250 alıyorum. Çünkü benim mesela ilk seansta yaptığım her şeyin birebir aynısını rutuşta da yapıyorum. Yani malzemeler birebir aynı gidiyor. O yüzden 250 malzeme parası alıyorum. Kalıcı makyaj yaptırmak isteyen izleyenlerimiz size nereden ulaşabilirler? Sol tarafta çıkan sosyal medya hesabım ve telefon numaralarımdan her an ulaşabilirler. Evet değerli izleyenler, Bir İşin İncisi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz kalıcı makyaj uzmanı Elina Özben'di. Çok teşekkür ederiz Elina Hanım. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Tabii ki beni buradan izleyen, bana gelmek isteyen veya başka bir yerde kalıcı makyaj yaptırmak isteyen insanlara buradan söylemek istediğim tek şey var. Ucuzluk peşinden koşmayın. Çünkü söz konusu cildiniz. Boyaları da araştırın. Uygulamayı da özellikle yapan kişinin sertifikalarını isteyin. Çünkü bu işi çok eğitimsiz yapanlar var ve haberlerde de görüyoruz bunu. Mutlaka ve mutlaka sertifikaları araştırın. Programı izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.